Tarihin En İzleri programından herkese merhaba sevgili seyirciler. Bugün yepyeni bölümümüzle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Ayşe Çamurlu. Kendisi tarihi Manisa bezlerini dokuyor. Buyurun gelin hep beraber ondan Manisa bezinin dokunuşunu öğrenelim. Ayşe Çamurlu, 48 yaşındayım. Dokumaya halk eğitim kurslarına, Şehzadeler halk eğitim kurslarına giderek başladım. Sonra ilerlettim, daha yeni yeni kurslara gitmeye başladım. Bir ikinci kurs, dokuma kursu tekrar devam ettim. Bayağı bir sertifikalarım oldu, 2-3 tane. Bu arada sonra Buldan'dan hocalarımız geldi, dokuma hocalarımız. Onlardan da eğitim aldık ve kurslara böylece başladım. Şu anda burada Mübeccel Kadınlar Konseyi Başkanımız Mübeccel Kafkaslı'nın yeridir burası. 3 tane yerimiz var. Birisi Yenihan'da, orada da dokuma yapılıyor. Birisi burada, diğeri de Alaybey'de. Dokumalarımız yapılıyor. Orada da aynı işlemi yapıyoruz. Şu anda burada Manisa şalları dokuyoruz. İki çeşitten oluşuyor. Birisi tarihi Manisa bezi, diğeri de şallarımız oluyor. Hem il olarak hem il dışı olarak bayağı bir siparişlerimiz oluyor. Genelde yabancı turistlerimiz geliyor, çok beğeniyorlar. El emeğine gerçekten çok değer veriyorlar. Alan insan tekrar bakıyor, ay ne kadar güzel olmuş, gerçekten de Manisa bezimizi tanıtmanın bir mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Mübeccel Hanım sayesinde tanıttığı için, tabii büyüklerimiz de bize çok yardımcı olduğu için, gerek valimiz, sayın valimiz olsun, gerek kaymakamımız olsun, o konuda çok destek verdiler. Yani tanıttığımızı düşünüyoruz, daha da tanıtacağız. Bu nasıl tanıtılır? Gerek kurslarımızla, köylerde yaptığımız kurslarımız olsun, gerek Manisa'da yaptığımız kurslar olsun, bayanlara çok güzel bir hem ev ekonomisinde gelir sağlandı, İşkur'un ve Halk Eğitim'in, Kadınlar Konseyi'nin desteğiyle bir projemiz vardı. Kadınlara kurs açıldı ve günlük 30 lira veriliyor şu anda. Meslek edindirdik. Çok güzel meslek edinenler oldu. Hem satış yapanlar var. Kurs bittikten sonra sertifikasını alıp dokumaya başlayanlar var. Gerçekten çocuk okutanlar, nasıl söyleyeyim, ev ekonomisinde yardımcı olanlar var. Biz de bundan gayet çok mutluyuz. Bunun devamını istiyoruz. Sürekli açılsın. Bayanlarımıza biz de meslek edindirelim. Meslek öğrensinler. En büyük dileğimiz bu. Ben de gerçekten Manisa bezini ilk dokuduğumda, ilk dokuyanlardan Manisa bezini benim. Gerçekten Manisa bezi hiç sentetiği olmayan, pamuklu, doğal, terletmeyen bir bezimizdir. Tarihi bezimizdir. Daha önce saraylarda kullanılan bir bezdi. Gayet doğal, sağlıklı. Herkese tavsiye ederim. Onun dışında burada ben de ipekli dokuyorum. İsterseniz gösterebilirim. Şöyle. Bunlar pamuğa pamuk. Şu dokuduğumuz, görmüş olduğunuz ipekli fularlarımız. Şöyle.
Yeni Han'da bunların satışı var. Orada satışlarımız. Şu an burada yarım günde okuyorum. Diğer günlerde kursumuz var. Halk Eğitim, Şehzadeler Halk Eğitim'in açtığı kurslarımız. Oraya devam ediyoruz. Ayrıca Sayın Halk Eğitim Müdürümüz Osman Kuşçuoğlu'na da çok teşekkür ediyorum bu arada. Bütün herkesin emeklerinden dolayı, ilgilerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Maysa bezimiz doğal, sentetik olmayan, kumaştan terletmiyor. Hac ve umre kıyafeti olarak da kullanılıyor. Genelde umreye gidenler sipariş için geliyorlar, bizden diktiriyorlar. Gayet memnunlar. Ben bile evimde bulunduruyorum. Hani böyle yazın gayet güzel serin tutuyor. Ve pamuklu olduğu için de ipeklerimiz de var. İpek şallarımız iki çeşitten. Hem ipek şal var. Hem peştemallerimiz var. Onlar da pamuklu ve doğal. Hiçbir sentetik olmayan pamuk. Zaten dokununca anlayacaksınız. Çok yumuşak ve gayet sağlıklı. Biliyorsunuz günümüzde bayağı şeyler sağlık açısından birçok hastalıklar var. Ama bizim bu doğal olduğu için daha sağlıklı. Yani içiniz rahat giyebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Herkese tavsiye ederim. Ve Yeni Han'a bekliyorum her zaman. Bu dezgahlarımızın enine göre, diyelim bu dezgahımızın eni 60 santim. Bunlar şal, fular oluyor. Dar ve fular. Daha geniş pamuklularımız var. Onların eni 90 ve eni de 90 çıkıyor. Onlar da pamuklu oluyor. Tabii daha sonra üretiyoruz, çıkarıyoruz. İsteyen ne kadar birleştiriyor, ne kadar ihtiyacı var o kadar alıyor. Pamuklularımız da öyle. İpekler zaten tek olarak çıkıyor. Bir fular olarak çıkıyor. Gayet de güzel siparişlerimiz var yine çevreden. Gelenler çok alıyor. Manisa içi, Manisa dışı güzel. Bunların alıcıları genelde turistler de geliyor. Diyelim ki Almanya'dan gelenler var. Ben istiyorum Manisa bezi diye. Umre kıyafeti alarak almak isteyenler var. Kıyafet diktirmek için. Bir de dışarıdan biz Cemil İpekçi'ye çok beğenmiş. Manisa bezimizden gönderdik. Yine ipekli fularlarımızdan İbrahim Tatlıses Bey'e gönderdik. Bayağı güzel yani şeylerimiz oldu. Tanıtımımız güzel oldu. Yine sergilerimiz oluyor. Kültür sitesinde. Gayet güzel. Tarihi Manisa bezimizi Sayın Mübeccel Hanım, Konsey Başkanımız, Kadınlar Konseyi Başkanımız bayağı bir tanıttı. Valilerimiz, kaymakamımız olsun, belediye başkanımız olsun bayağı bir tanıtımda bulundu, yardımcı oldu. Tanıttığımızı düşünüyorum. Daha da tanıtacağız. Bu Manisa bezini herkese duyurmak, ihtiyacı olan ev hanımlarına yönelik hazırlamak, kurslar açmak, onların da hem maddi hem manevi anlamda yararlanmasını istiyoruz. Bunlar buldandan geliyor zaten. İplerimiz buldandan geliyor ve hazır geliyor. Komple geldiği için bu görmüş olduğunuz dezgahtan kursiyerleri beraber kurs açtığımız zaman bunları tek tek geçiriyoruz. Aşaması kolay değil. Tek tek geçiriyoruz bunları ve dokumaya bu hemen başlanılmıyor. Dediğiniz gibi bir iğneyi düşünün. Toplu yani bir tek iğne değil. Bu gücüler dediğimiz küçük tellerden ayrı ayrı geçiriyoruz bunları. Bayağı bir aşamaları var yani. Çünkü emek veriyoruz. Ondan sonra dokumaya başlıyoruz. Renk geçişlerini genelde renkleri bize Sayın Mübeccel Hanım Konsey Başkanımız öneriyor. Bu renkleri yapın diye. Biz de onun istediklerine göre yapıyoruz. Genelde renklerimizi hazırlayan kendisi. Ondan sonra biz hangisini isterse ona göre renk veriyoruz. Diyelim kursta da kursiyerlere gösteriyorum.
pamuklunun üzerine renk atıyorlar. Renk, böyle canlı renk atınca çok hoşlarına gidiyor. Aa hocam çok güzel olmuş. Tekrar aynısını yapsak. Bir hevesle, bir heyecanla tekrar yapıyorlar ve gayet zevkli gidiyor yani. Çok da hoşlarına giden var. Orada bir ayrı bir ortam var. Ayrı bir arkadaşlık kuruluyor. Sohbetler, arkadaşlıklar asla unutulmuyor. Onun için de yani sürekli devam etmek istiyorlar. İnşallah yine açacağız. Görmüş olduğunuz çözgü bitene kadar dokuyoruz. Ama mekiklerimiz var. Mekiğe takarken renk, iki tane renk sarıyoruz. Diyelim bir tane pembe sarıyoruz, bir tane lacivert sarıyoruz. Pembeyi önce laciverti dokuyoruz, sonra arasına pembe geçiyoruz. Renk renk olmasını sağlıyor. Aşamalarını gösterelim tezgahımızın. Önce oradan ipimizi takıyoruz. Sonra bu görmüş olduğunuz küçük küçük gücülerden, bunun ismi gücü. Gücülerin içinden iplerimizi geçiriyoruz. Buraya kadar getiriyoruz. Buradan bağlaması var. Bağladıktan sonra bu mekik. Ayağımızı basıp buradan dokumaya başlıyoruz. Mekik buradan ayak ve elle bisiklet gibi düşünün. Dokuyarak ürüyor böyle. Görmüş olduğunuz mekik burada. Bir sağ bir sol hareketiyle elimizi bunu çekip dokumasını sağlıyoruz. Kurs veriyorum. Evet, daha önce Hacı Haliler Köyü'nde vermiştim. Gayet güzel geçti. Orada bir 15 kişi falandık. Gerçekten orada öğretmenlere çok teşekkür ediyorum. Çok destek sağladılar. Bir yerimiz vardı. Okulun bir bölümünü bana verdiler, bana ayırdılar. Bayanlar geldi. Bayanlarla çok güzel bir 7 ayımız geçti diyebilirim. Yani gayet güzel geçti. Bunun devamı olsaydı tabii daha çok mutlu olurduk köy adına. Oradaki insanlar adına çok mutlu olurduk diye düşünüyorum. Ama gerçekten de şöyle geçmişe dönünce güzel şeyler yaşadığımı düşünüyorum. Ayrıca orada bana destek sağlayan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bunları yapabilmek için genelde ev hanımları başvuruyor, geliyor. Çok ilgisini çekiyor çünkü. Biz burada dokuduğumuz zaman sesi duyan giriyor. Örneğin ben burada yapıyorum. Tarihi bir yer olduğu için kapıyı açık görüyorlar. Ay ne güzel ses geliyor, siz mi dokuyorsunuz diye. Bayanlar genelde çok istekli yani. Emekli olanlar da çok. Gelip öğrenmek isteyenler çok. Yani ben iş yeri açabilir miyim, dokumayı öğrenmek istiyorum diyenler çok. Tabii talebimiz çok. Şal 3 saatte sürüyor. Herhangi bir problem olmazsa tezgahta 3 saat sürebiliyor. Problem olmazsa 2 saatte bitebiliyor. Ve boyunu 1.95 yapıyoruz. Sonra çıktıktan sonra bağlaması var. Ütülemesi ve hazırlanması. Yıkanıp ütüleniyor ve satışa sunuluyor. Satış yerimiz Yenihan'da, orada yapıyoruz. İp kopsa çok uzun sürmüyor zaten. Hemen 5 dakika içinde takabiliyorsun. Bunu kursiyerler de zaten kurs dönemimizde 1,5 ayda falan öğreniyor kursiyerlerimiz. Kursiyerlerimizde çok yaşlı olanlar da vardı. Mesela ilk girdiğimde bir yaşlı bir teyzemiz vardı. 65-70 yaşında. Hocam ben yapabilir miyim diyordu. Diyordum yaparsın tabii. Neden yapamayacaksın? Yapamayacak diye bir şey yok yani. Yeter ki azmin olsun. Sonra bir ay içinde öğrendi ve sonra geldi hocam dedi. Gerçekten dedi çok sağ olun. Çok şey kattınız bize. Ben öğrenemem diyordum ama dedi sizin de katkınız oldu dedi. Yani bu bile bizi mutlu etti. Fabrika bunu yapmıyor. Bu tarihi Manisa bezi olduğu için bunu bizler yapıyoruz.
bizler devam ettiriyoruz. Bu tarihi olduğu için inşallah bu hep böyle devam edip gidecek. Fabrikasyon olsa bu kadar değerli olmaz. Öyle düşünüyorum. Çünkü tarihi olduğu için bunu bayanlar dokuyor. Sağlıklı. yani bir fabrikasyon olsa bu kadar değeri olmaz diye düşünüyorum. Daha önce biz Almanya'ya gönderdik. Alanlar oldu. Oradan gelip de buradan isteyenler oldu. Çok beğendiler oradan da. Mübeccel Hanım bunun çalışmalarını yapıyor. Gerek seminerler olsun, gerek tanıtımlar olsun, sergilerimiz olsun. Bu gibi çalışmaları var. Manisa Vezi 500 yıllık Manisa Vezimiz. Dediğim gibi daha önce saraylarda, saray mensupları tarafından dokunur, giyilirmiş bunlar. Biz de günümüze kadar yaymaya çalışıyoruz. Unutturmayacağız, öyle düşünüyoruz. Öyle de olacak inşallah. Sayın Mübeccel Hanım Kafkaslı, Mübeccel Kafkaslı olduğu sürece bunu unutturmayacağız. Tarihi bezimiz olduğu için. Çünkü tarihimizdeki şeylerimize, değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Elimizde olan Manisa bezi bizim için çok değerli bir kumaş. Bugüne kadar 500 bayan öğrenmiştir diye düşünüyorum. Çünkü çok kursumuz oldu. Köylere kadar yaydığımızı düşünüyorum. Daha da gitmediğimiz yerler var. Oraya da Allah'ın izniyle inşallah açacağız. Gençlere tavsiyemiz evde oturmasınlar diyorum. Şehzadeler Halk Eğitimine gidip orada başvursunlar. Kurslarımız başlıyor. Tabii bitiyor, tekrar başlıyor. 7 ay bir kursumuz var. Hem tarihi olarak dokunur, çok güzel bir meslek edindiriyor. Hem de doğal, yani hiçbir yerde bulunamayacak güzel bir ortam, tarihi kumaşı öğreniyorlar. Her zaman gençlere evde oturmayın, meslek edinin diyorum ve bunu tavsiye ediyorum. El emeğinin değerini bilelim, el emeği gibi yok. Gerçekten yani dışarıdaki hazırla el emeği hiçbir zaman bir olmuyor. Annelerimizin yaptığı şeyler var mesela, onları nasıl saklıyoruz, bizim için değerli. Manisa bezimiz de öyle, kat kat değerli bizim için. Tarihimize sahip çıkalım yani. Manisa bezi gerçekten bizim için çok değerli.